Yani karanlık ağ içeriği dark web tartışma yaratan bir iddiayı gündeme taşıdı. E-Devlet üzerinden bütün icra dosyalarının kaldırılabileceği iddia edildi. Dijital iletişim uzmanları ise siber tehdit aktörünün dikkate alınmaması gerektiğini ifade etti. Bilgilerin kurumların veri tabanlarında kalıcı olduğu vurgulandı. Verilerin sadece E-Devlet'ten silinmesi bir anlam ifade etmez. İcra dosyası olan milyonlarca kişi dark web'in tartışma yaratan bir iddiasını konuşuyor. Bu veriler doğrudan işte ilgili kurumdan, ilgili kurumun veri tabanından çekildiği için oradan sadece bireysel olarak, sizin kullanıcı olarak E-Devlet sistemi üzerinden verilerin silinse bile gerçek olarak kurumun kendi veri tabanlarında, datalarında zaten bu bilgi yer aldığı için bunun çok da bir anlamı olmaz. Karanlık ağ içeriği olan dark web, icra dosyalarına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya koydu. E-Devlet üzerinden bütün icra dosyalarının kaldırılabileceği bir siber tehdit aktörü paylaşımı yapıldı. Borcunuzun E-Devlet'ten silindi, artık ondan sonra benim borcum düştü vesaire gibi durum söz konusu olmaz. Aynı zamanda üzerinize ekstra borç eklenmiş, işte veri tabanının tahrip edilmesi, veri tabanına izinsiz şekilde girilmesi üzerine sizin de üstünüze ekstradan borç konulmaz. Söz konusu paylaşımda siber dolandırıcıların yeni hedefinin icralık olan vatandaşlar olduğu öne sürüldü. Bu veriler biliyorsunuz dönem dönem yedekleniyor. Backup dediğimiz yedekleri alınıyor. Dolayısıyla da sürecin takibi son derece kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Tartışma yaratan iddiaları dijital iletişim uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık değerlendirdi. Dosyaların silinme durumunun olumsuzluğa yol açmayacağını ifade etti. Ne kimseye ekstradan bir vergi yükünün indirilmesi ne de tamamen vergi yükünün silinmesi gibi bir durum zaten söz konusu olmaz. Güvenlik açısından böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmamız imkanlar dahilinde değil. Kanıt olmadığı takdirde dosyaların silinmesinin bir anlam ifade etmediğini söyledi. Ayrıca ödeme listelerinin yedeklendiğini belirtti. İspat dediğimiz bir yükümlülüğü söz konusudur. Yani bireyler eğer bunu ödedim diyorsa ödediğini gösterecek kanıt belgeye sahip olması gerekir. İnternetten ödediyse ne bileyim dekont, bankadan ödediyse banka dekontu mutlaka olması gerekir. Tabii.